Türk milleti bilincine en geç ulaşan topluluk olarak değerlendirmek tarihi tarih inkarı, tarih ihmali, tarih tarih ihanetidir. Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'a yaptığı itirazın gerekçesinde öyle bir laf ediyor ki sussak gönül razı değil. Muhalefet Bakanlığı... sert eleştirmiş, sendikalardan tepki almıştı. AKP ise ...tepkileri yumuşatma hedefinde. O bölüm çıkarılacak, dilekçeden ve temiz süreci e, devam edecek. Danıştay'ın öğrenci andı kararına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Gelen tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı kısmi bir geri adım attı. Danıştay kararına ilişkin temiz dilekçesinde imzası bulunan 3 kişi görevden alındı. Sayın Bakanımızın başkanlığında oluşturulan görüşe aykırı olarak... ...bu konuyla ilgili avukatların kendi tasarruflarıyla koyduğu bir bölümdür orası... Görevden alınma gerekçesi de açıklandı. AKP sözcüsü Ömer Çelik'in iddiasına göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberi olmadan dilekçeye bazı paragraflar eklendi. Söz konusu paragrafta Türklerin ulus bilincine en geç ulaşan topluluk olduğu iddia ediliyordu. Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Öğrenci andı da bu amaçla benimsenmiş ve ilkokullarda okutulmaya başlanmıştır. Tarihin bilinen zamandan beri var olan bir milletiz. Bakanımızın ve bakanlığımızın oluşturduğu e, görüşe rağmen oradaki avukat tarafından, avukatlar tarafından bu paragraf bu şekilde oraya ekleniyor. Etk Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik yalnızca Türklerin milletleşme süreciyle ilgili olan paragrafın kaldırılacağını kaydetti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın dilekçesinde papağan gibi, faşizm uygulaması gibi benzetmeler farklı bir paragrafta yer almıştı. Bu anlayış şu söylem. Milletin Bakanlığı'ndan bugün akıda emek veren bütün eğitimcileri, bütün eğitimcileri, emektarları tahkir eden ifadedir. Danıştay Dava daireleri üst kuruluna yaptığı itirazdan vazgeçmesini talep ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hamlesinin ardından öğrenci andına ilişkin Danıştay'a sunulan temiz dilekçesiyle ilgili gerekli düzeltici açıklamalar ek beyan şeklinde mahkemeye sunulacak. Ancak yeni beyanda papağan, faşizm gibi skandal ifadelerin yer alıp almayacağı merak konusu.